yıl düşünsem Rütü'nün ceza kestiği kurumlara para da kazandıracağı aklıma gelmezdi. Farkındaysanız yaklaşık 2-3 ayda bir Rütük konuşuyoruz ama işin ilginç kısmı da şu ki Rütük yasakladı, makasladı, elledi, kokladı derken her seferinde de Netflix kazandı. Netflix. Yani ne oldu? Değişmeyen iki kural yine devreye girdi. 1- Seks sattı ve 2- Yine yasaklar istek doğurdu. Hem de bazen olmayan yasaklar. Ve şimdi de sıra yurdumun şirketinde. Olanları kısaca şöyle anlatayım. Blue TV'de yayınlanan Çıplak adında iPhone'la çekilmiş bir dizi var. Ha yok, eleştiri olsun diye değil. Cidden iPhone'la çekilmiş. Ve eskortluk yapan bir kızın daha fazla erkekle ilişkiye girip daha fazla para kazandıktan sonra Galler'e yerleşme hayallerini konu alıyor. Alıyor. Geçtiğimiz günlerde Cüneyt Özdemir de bu diziyle ilgili bir tweet attı. Ve Rütük Başkanı'nı hicvederek Çıplak dizisini aman Rütük Başkanı görmesin diyerek kendisini de etiketledi. Peki sonra ne oldu? Blue TV Çıplak dizisini yayından kaldırdı. Kalktı mı kaldırıldı mı kısmına az sonra geleceğiz ama işin ilginç kısmı da herkes de bunu Cüneyt Özdemir'den bildi. Ha yani Rütük kendi denetiminde olan bir yerde 6 aydır olan diziyi bir tweetle mi fark etmiş? Yani insanlar 3 kilo soğan parasına bir ay girebildiği bir yere insanların birbirine insan böbreği satabildiği dark web muamelesi yapıyor ya. Helal olsun. Herkeste bir zulamız patlatıldı havası. Gerçi kesilecek bir ceza, alınacak bir para varsa izleyen birilerinden bahsettiğimiz için belki de haklılardır. Neyse, daha sonra olan oldu. İşte tam bu tweetten sonra ve dizinin yayından kaldırılmasından sonra Blue TV'nin 6 aydır yayında olan ama hiç konuşulmayan Çıplak adındaki dizisi son zamanların en fazla aratılanlarından birisi oldu. Ama siz olun, eğer Çıplak dizisini orada burada aratacaksanız yanına dizisi yazmayı unutmayın. Çünkü ben unuttum, gördüm aramamın sonucunu. Bir dakika, şimdi YouTube ya da Google'da kapatılırsa benden bilmesinler. Ha, o tweet atınca oluyor, tamam. O zaman gelelim şimdi bu diziyi Blue TV mi kaldırdı yoksa Rütük mü sorusunun cevabına. Olay resmi olarak aynen şöyle oldu. Cüneyt Özdemir'in attığı tweetten sonra değil Rütük, kendi dizisini bile unutan Blue TV... Ana, bizim çocuk kilidimiz yok ya. Dedi ve çocuklar için ayrılan özel bir alan ve yetişkin şifresi koyuluncaya kadar da ne olur ne olmaz diye yayından kaldırdı. Yani Rütük değil, Blue TV kendisi kaldırdı. Ve yine reklamın iyisi kötüsü olmadı, Rütük'ün değil yasağı, adı bile istek uyandırdı. Neler varmış öyle Blue TV'de? Gibi bir intiba uyansa da bu yaşananlardan sonra, platformda daha önce bahsetmediğimiz kaliteli diziler var. Hatta ikisi de benim son zamanlarda izlediğim, sizden de çokça istek alan diziler. Eğer hala izlemediyseniz, hafta sonları eve kapanmışken hiç de fena olmayabilirler. Onlardan ilki... Yarım kalan aşklar. Yine mi aşklar? Sadece yarım kalanlar? İşte biliyorsunuz, bunları daha önce konuştuk. Adının yanında aşk olan dizi, adının yanında pro olan telefon gibi. Daha çok gidiyor. Ama isminden dolayı aşk dizisi zannedip açıp bakmayanlar varsa yanılmasınlar. Aslında keyifli bir komedi fantastik karışımı yerli proje. Gelmiş geçmiş tüm yerli yapımların arasında farklı bir yerde duruyor derken yine sonunda düğüne bağladı ya. Tabii bizim diziler tutmazsa Boğaz'daki bir düğümle, tutarsa Kır'daki bir düğünle bittiğinden bu düğün meselesi bende bir tik oldu artık. Ama her ne kadar son iki bölümde bozsa da Yarım Kalan Aşklar genel anlamda başarılı bir dizi. Belli bir temposu, hatta aksiyonu bile var. Şu kızın da başına gelmeyen kalmadı ha. Bir dizide turşu gibi suya, başka bir dizide de alevlere koydular. Hatta geçen de bir de tankla vurmadıkları kaldı demiştik. Ne yapalım, şimdi de gemiye mi bağlayalım? Bağlayalım. World of Warships. Ben de evirip çevirip lafı reklama getiriyorum. Zaten evde otura otura dizime kadar diziye girdim, biraz da kapışmalı bir oyun oynamak istiyorum derseniz, buyurun size tamamen ücretsiz bir savaş gemisi oyunu. Hem de yine hediyeleriyle birlikte. Eğer oyunu ilk kez oynayacaksanız şu yanda gördüğünüz boom koduyla indirdiğinizde 7 günlük premium üyelik, 200 doplon yani premium oyun parası, biri premium olmak üzere 2 gemi ve 2,5 milyon krediye sahip olacaksınız. Kontrol edebileceğiniz 300'den fazla tarihi gemiyi geliştirerek dilerseniz arkadaşlarınızla takım halinde oynayabileceğiniz, eve kapanmışken deniz manzaralarıyla ve grafikleriyle kendinize getirtecek ve zaman geçirtecek bir oyun. Dediğim gibi tamamen ücretsiz olan World of Warships'i açıklama kısmındaki linke tıklayıp yandaki kodla birlikte indirdiğinizde birçok hediye de sizin olmuş olacak.
Az önce anlatırken yarım kalan aşklara devam edelim. Bir Netflix klasiği olan ilk 10 dakikada sevişme taktiğini Blue TV'de kullanarak başlayan dizi, daha sonra da gazeteci bir kızın yine gazeteci olan ve çok önemli bir haberin üzerinde çalışan sevgilisine araba çarpıp ölmesiyle hareketleniyor. Ve ölen adam da aynı gece ölmüş olan serseri bir polisin vücudunda yeniden canlanıyor. Kızın sevgilisi başka bir vücutla yanına gelince de durum yine "Seni kendimden bile kıskanıyorum" kıvamına gelse de öyle çok aşkla meşkle boğan bir dizi değil aslında. Fazlaca spoiler olabileceğinden çok fazla bahsetmeyeceğim ama Netflix yapımları gibi şarkıyla, BKM yapımları gibi drone'la doldurulan dizilerden olmadığını söyleyebilirim rahatlıkla. Gelelim Blue TV'de yer alan ve benden uzun zamandır incelemesini istediğiniz bir başka diziye. Saygı. Behzat Ç'yi bildiniz. İşte Saygı da o dizide Behzat Ç'nin azılı düşmanı olan Ercüment Çözer'in dizisi. Şimdi psikopat bir iş adamı düşünün. Kendine saygısızlık yapan herkesi rehabilitasyon merkezi dediği bir alana kapatıp rehabilite olmazlarsa öldürüyor. Şimdi kafanızda şöyle bir şey canlanmış olabilir ama karakter bu. Saygısızlıklarda şunlar. Biri trafikte yol vermemiş. Biri arkasından dedikodusunu yapmış. Biri uçakta kol koyulan kolçağı vermemiş. İşte biri de hani bana hani bana demiş. Peki şimdi karakterimiz Türk dizisinde diye psikopat denilince akla gelen ilk karakter Joker gibi dans edip onun gibi gülmesin mi? Tabii ya. Yerli Batman'imiz var da yerli Joker'imiz niye olmasındı? Yani şu fotoğrafı görünce de içimi bir keder kaplıyor. Ve daha sonra karakterimiz çeşitli sebeplerden dolayı katil olmak zorunda kalıp madem katil olduk neden adalet sisteminden dolayı serbest kalan kişileri öldürmüyoruz ki diyen gençlerle birlikte çalışmaya başlıyor. Ama onlar uçakta kolçak vermeyenleri değil, kadın cinayeti işleyenleri, hayvanlara eziyet edenleri falan öldürüyorlar. Ve bunu sosyal medyada paylaşıp takipçi kastıkça da gaza gelip bir yenisini daha yapıyorlar. Bu arada şimdiden uyarayım, dizinin ilk bölümü size çok sıkıcı gelebilir. Çünkü yeni tanışan bu çiftin meyhaneye girme, meze seçme ve siparişi tamamlama ve muhabbet etmeleri yaklaşık yarım saat sürdüğünden böyle bir asansörde kalma hissiyatı yaşayabilirsiniz ama ilerleyen bölümler daha bir tadında. İşte gençler de izlesin diye libido hep had safhada. Biliyor musun yine kadın cinayeti olmuş. Dedikten sonra cinayet işledikleri evi yaktıktan sonra daha öncekini hatırlayıp aşka geldikten sonra. Peki böyle bir ilişkiyi kim çözer? Ya soğuk su ya da Ercüment çözer. Derseniz zaten öyle oluyor. Yine spoiler olmasın diye o kısma da çok girmiyorum. Bu arada dizi cidden ilerledikçe daha iyi hale geliyor ama Saygı'nın en sevdiğim yanı da aralarda gerçek hayatta yapılan saygısızlıkları da göstermesi. Süt işleme fabrikasında süt kazanında yıkanan adamdan tutun da sağlık çalışanlarına yapılan saygısızlığa kadar internette ve televizyonda gördüğümüz tüm saygısızlıkları daha doğrusu nasıl bir hale geldiğimizi de gösteriyor dizi. O yüzden ayrıca tavsiyemdir. Çünkü insanın malına, hakkına ve hatta canına olan saygısızlık bu toprakların ciğerlerine kadar işledi artık. Ve geçtiğimiz günlerde dışarıda girdiğim bir sırada önümdeki kişiyle arama koyduğum iki kişilik sosyal mesafeye iki kişi girdikten sonra anladım ki koronadan çok daha önce saygıyı aşılamak lazımmış insanlara.